Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 19 Ekim 2023. Bugün Mahmur'a ilişkin çok önemli bir açıklama yapıldı. Murat Karayılan Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanı bir mesaj yayınladı. Mahmur halkına yönelik ve HPG Mahmur'dan çekildiğini ilan etti. Bu karar niye önemli? Mahmur nedir? Neresidir? HPG ne zaman oraya gitmişti? Ve şimdi niye oradan çekilme gereği duydu bu konuya ilişkin birkaç şey söyleyeceğiz, bu mesajın içeriğini paylaşmaya çalışacağız. Ondan önce ona geçmeden önce Rojava'dan da bir iki haber var. Rojava'ya yönelik saldırılar ne durumda, ne aşamada devam ediyor mu, etmiyor mu, ediyorsa nasıl ve nerede ediyor? Bu tür sorular var çünkü İsrail-Hamas savaşı. 6 Ekim, 7 Ekim'den itibaren başladıktan sonra e, bu konu artık az konuşulmaya başlandı. Türkiye medyasında, dünya medyasında da hiç neredeyse konuşulmuyor. Dünya medyasında çeşitli platformlarda elbette bu konu gündeme geliyor. Yine Türkiye'de Hedefliler artık, Yeşil Sol Parti milletvekilleri mecliste e, bu konuya dair e, çeşitli konuşmalar yaptılar ve özellikle de AKP hükümetinin çifte standartına dikkat çektiler. Aslında bu çifte standart sadece onlara ait değil. Türkiye'de birçok kendini sol, sosyalist, demokrat, İslamcı şu bu falan gösteren ama yanı başındaki olaya kayıtsız kalan fakat örneğin Filistin'deki meseleye çok fazla ilgiliymiş gibi görünen kesimler var, medya organları var. Elbette ki Filistin meselesine, Filistin'deki gelişmelere ilgi duymaları normaldir. Olması gereken de odur. Biz de ilgi gösteriyoruz ama yanı başında kendi sokağında kendi komşusuna yönelik saldırıları görmezden gelip oraya ilgi gösteriyormuş gibi yapmak her zaman olduğu gibi şimdi de çok büyük bir iki ikiyüzlülüktür ve hedefliler bunu mecliste dile getiriyorlar. Şimdi gelelim sorumuza. Rojava'da saldırılar ilk gün belki gibi devam etmiyor. Yani daha azalmış ama bir basınç var ve daha evvelki yayınlarda da söyledik. Örneğin bugün ve dünden itibaren daha doğrusu Aynisa ve Talabiyet çevresinde 13 köye eş zamanlı top atışları yapıldı. Eş zamanlı buralar sınıra yakın veya sınırın işte 15-20 kilometre aşağısında ve sınıra konuşlandırılan Ağır toplar, uzun menzilli toplar. E, o eş zamanlı olarak 13 güya saldırı yaptı. Dün Teltemir'de vardı, yine aynı sada vardı, Şehba'da vardı. Ve dün e, Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi bir açıklama yaptı. Neydi bu açıklama? E, 4 Ekim'den itibaren başlayan saldırıların bilançosuna dair e, bir e, açıklama yapıldı. Ve bu açıklamaya göre... E, 500 yani 4 Ekim'den itibaren 580 hava ve kara saldırısı yapılmış. 580. Bakın şimdi İsrail-Filistin meselesi veya İsrail-Hamas savaşı veya Gazze'deki e, gerilim, savaş, çatışma e, yani bu kadar şey olmamış. 580 defa olmamış. 580 defa ve 108 tesis yani altyapı, üst yapı tesisi imha edilmiş ve 44 kişi katledildi ki bunlardan 29'u zaten Rojava'daki Derik'teki asayiş görevlileri. Ee, ve e, burada tabi e, 104 tesis dediğim gibi imha edildi. 54 kişi yaralandı e, ve işte susuz kalan, elektriksiz kalan, hastanesiz kalan 5 milyona yakın insan var. Yani çünkü elektrik tesisleri, su tesisleri imha edilince ve %80-90 oranında hasar görünce hizmet göremez oldular ve hizmet göremeyince de doğal olarak hastane çalışmıyor, okul çalışmıyor, işte e, fırın çalışmıyor vesaire vesaire. Durum orada bu şekilde biliyorsunuz Hakan Fidan geçen ev, iki gün evvel bir açıklama yaptı ve dedi ki işte Türkiye'de eylem olursa biz e, adresi Mistilya iade ediyoruz. Kastetti 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na yönelik yapılan eylem ama cevabı işte Rojava'daki elektrik direklerini vurunca, elektrik santralleri, fırınları ve hastaneleri vurunca vermiş oluyor kendince. Şimdi bakın Gazze'de bir hastane vuruldu ve 500'e yakın insan katledildi ve bu çok büyük bir insanlık suçu. Şu anda İsrail reddediyor. İşte Filistin tarafı, Hamas tarafı İsrail yaptı. Onlar diyor yok, cih İslami cihat yaptı. Kim yapmışsa yapsın. Hiç amasız, fakasız, şusuz, busuz bu bir insanlık suçudur. Savaş suçu da değil, İnsanlık suçudur. Ve birçok kişi Türkiye'de buna tepki gösteriyor. Ama Kobani'de, Kamuşlu'da, Derik'te 10 günde 3 hastane bumanlandı. Belki 500 kişi ölmedi ama ölseydi de yine ses etmeyeceklerdi. Şimdi arkadaşlar gelelim şeye, Murat Karayılan'ın ve Hap Savunma Merkezi'nin bugün yapmış olduğu, Mahmur'a yönelik yapmış olduğu açıklama. Çünkü Mahmur'a yönelik sürekli saldırılar var ve geçen hafta da bir e, en son bir ev bombalandı. SİHA'lar tarafından, Türkiye'ye ait SİHA'lar tarafından ve 50 yaşındaki bir kadın yaralandı. Ondan evvel de bir cami bombalandı. Bak cami. Yani şu anda Gazze'de cami bombalansa bu siyasal İslamcılar işte bilmem kendine demokrat, Müslüman diyen insanların çoğu ayağa kalkır. Vay niye böyle oluyor ama kendileri yapıyor aynısını. Ve e, gerekçe olarak işte şeyi gösteriyorlar. Irak, Irak'a da Birleşmiş Milletler'e de orada askeri şeyler var güçler. Mahmur bir askeri kamp değildi. Hiçbir zaman bir askeri kamp olmadı. Şimdi de bir askeri kamp değildi. Peki hikayesi nedir? Birçoğunuz biliyorsunuz. 1993-94-95 yıllarında Şırnak ve Hakari çevresinde köyleri, yurtları, evleri yakılan binlerce, on binlerce insan Güney Kürtistan'a sınırına gitti. Orada sınırı geçti. İşte Ertuğrul kampına gittiler. Daha sonra yer değiştiler ve en son işte 20 yıldır Mahmur'dalar. Ve orada bir çöl yani Musul e, arasına bir kamp kurdular. Ve Birleşmiş Milletler bunu bir mülteci kampı olarak kabul etti. Ve 2013 14te te Musul'dan Hevler'e gelirken ilk şeyi ilk durağı Mahmur'du. Mahmur kampına saldırdılar. Ve o zaman KDP e geri çekildi. Hevler'e kaçtılar. Çünkü Mahmur Hevler yolunda son duraktı işit için. Artık başka bir yerleşke yok. Ve o zaman Barzani'nin de çağrısı üzerine HPG harekete geçti. Mahmur'a gitti. işiti Mahmur'dan çıkardı. Mahmur'da işit çıkarıldığı gün Mesut Barzani gitti. Oradaki gerillalarla oturdu. Hatırlarsanız bir fotoğrafı var. Bağdaş kurmuşlar. Onlara teşekkür etti hem mahmurun kurtarılması için önemliydi bu gerillaların oraya gitmesi. Çünkü mahmurdan çıkarıldılar işit Yani bir 10 kilometre kadar e, püskürtüldüler Musul'a doğru. Ama aynı zamanda mahmurdan çıkarılmaları hevleri de garanti altına aldı. Yani hevlerin de korunmasında, işite karşı korunmasında o çok stratejik bir hamleydi ve işit oralarda vardı halen de IŞİD var yani bu Musul ovasına işitin gizli hücreleri var ve dolayısıyla bir HPG biriminin orada kaldığı söylenmişti daha önce HPG tarafından ve bu işte olası saldırılara karşı. Şimdi işte bu işit tehlikesi azalınca ve bertaraf edilince Türkiye ve KDP aman orada PKK var, gerilla var, şu bu var diyerek bir ortalığı velveleye verdiler ve Türkiye sürekli oraya saldırı yapıyor. Ha, savaş uçaklarıyla, keşif uçaklarıyla işte dediğim gibi geçen hafta iki saldırı oldu. Ve e, Birleşmiş Milletler de işte askeri şeyler var diye, e, askeri e, birimler var gerekçesiyle e, rolünü oynamıyordu. Şimdi HPG, Halk Savunma Merkezi bugün bir açıklama yaptı ve Murat Karayılan'da Mahmur halkına 7 dakikalık bir görüntülü mesaj gönderdi. O mesaj e, Kürt medyasının bütün mecralarında da yayınlandı. Murat Karayılan diyor ki işte biz artık oradan çekiliyoruz. Hareketimiz böyle bir karar almış. Ve artık oradan çekiliyoruz. Biliyorsunuz Mahmur 3 yıldır şey altında ambargo, KDP ambargosu altında. Ve işte geliş gidişler, hevlere geliş gidişler yok. KDP bırakmıyor Türkiye'nin isteği üzerine. Şimdi artık bundan sonra Türkiye'nin, KDP'nin orada gerilla var, PKK var falan demen şey, argümanı kalmadı. Ee, Karayılan tabii Mahmur halkını selamlıyor. Onurlu ve şerefli bir tutum sergilediniz diyor. Ee, şimdiye kadar HPG olarak diyor oradan çekiliyoruz. Oradaki gençler diyor artık Mahmur halkını ve Mahmur kampını koruyabilir. Güvenliği onlara emanet ediyoruz diyor Karayılan. Ve diyor eğer biz olmasaydık yani 2014'te gerilla gelmeseydi bugün ne Birleşmiş Milletler orada olurdu ne de Irak kalırdı. Onu da hatırlatıyor. E, Mamur halkının bir örnek bir kamp olduğunu, örnek bir e, model olduğunu ve dolayısıyla bir o, o, o çölde bir demokrasi bir olduğunu dolayısıyla artık halkın orada her şeyini seçimlerle radikal demokrasi çerçevesinde her şey bütün kurumlarını, yetkililerini seçimlerle bellemesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla bugün itibariyle yani 19 Ekim 2023 itibariyle Mahmur Kampı'nda gerila resmi olarak kalmamış, resmi ve fiili olarak kalmamış oluyor. Tabii Mahmur halkının da Orta Doğu'daki bütün herkes gibi, kendi güvenliğinde, kendi güvenliği için gerekli tedbirleri alması e, gerekiyor. Çünkü orada radikal e, selefistler var o çevrede. işte cihatçılar var, işit artıkları var, işitin gizli hücreleri vesaire var. Bu tehlikeyi de göz ardı etmemek lazım. Ama öyle anlaşılıyor ki HPG işte e, artık e, orada yok. Dolayısıyla orası öteden de olduğu gibi bundan sonra artık tümüyle bir mülteci sivil bir kamptır. Ve bir mülteci sivil kampa bomba atmak, savaş uçağıyla saldırmak, saldırı olunca da görmezden gelmek, yolunu kesmek, KDP'nin şu anda yaptığı gibi ilaçların gitmesini, hastaların evlere gidip gelmesini engellemek yani insanlık suçudur. Olur mu? Olur. Peki bu karar bundan sonra Mahmur'a yönelik ambargoyu yumuşatır mı? Yakın zamanda yumuşatacağını zannetmiyorum. Yani ellerinden bir koz daha alınmış olunur bu kararla. Ama Türkiye Devleti Mahmur'daki halkın tümünü yani bir şey olarak, düşman olarak görüyor. Çünkü Kürt düşmanlığı var. Dolayısıyla kendilerine teslim olmayan, kendileri gibi olmayan herkese saldırmayı, saldırmak için bir gerekçe uyduruyor, bir gerekçe buluyor. Yani saldırır camiyi, saldırır camiyi. Cami saldırılar. Caminin dibindeki iki çocuk yaralandı. Rojava'ya da yani elektrik direğini yani düşünün iki gerilla gidiyor Ankara'da eylem yapıyor. Sonra o diyor adrese misliliği iade ediyoruz diye giderek Kobane'de hastane bombalıyor. Kamuşta da elektrik direğini derikte petrol kuyusunu bombalıyor. Böyle bir devletle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum. Ha, KDP peki ambargoyu kaldırır mı? KDP de ee, yakın zamanda kaldırmaz. Yani bu bir şeyle ilgili. Çünkü KDP şengali gerekçe gösterecek. Bilmem neyi gerekçe gösterir. Çünkü KDP Türkiye'den direktif almayınca bu tür kararları ne almaz, alsa da tekrar ikinci bir direktif gelmeyene kadar kaldıramaz. Yani KDP'nin kendi başına bu tür uygulamalara gitmesi veya bu uygulamaları kaldırması mümkün değil. Bazıları kızacak ama ne yazık ki öyle değil. KDP'nin bu konuda Türkiye'yle girdiği ilişki bir normal Angajman değil yani bir emir komuta zinciri çerçevesindedir. KDP Türkiye'ye entegre olmuş bir yapıdır mevcut durumda. Umarız ki olmaz. Eğer bazıları buna itiraz ediyorlarsa o zaman KDP'nin pratiğine, uygulamalarına bakarlar. Ve gerçekten objektif bir şekilde baktıklarında da durumun ne olduğunu görmüş olurlar. Evet şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi akşamlar.